bir tarafta elektrikli otomobiller, diğer tarafta elektrik motoru ile uçan uçaklar veya insansız hava araçları. Elektrikle çalışan sistemler her geçen gün daha fazla hayatımıza giriyor. Çevre kirliliği, petrol bağımlılığı ortadan kalkıyor. Ama her getirinin de bir götürüsü var. Bu videomuzda sizlerle birlikte elektrik sistemlerinin savunma sanayinde ve askeri teknolojilerde kullanımına bakacağız. Ülkemizde neler yapılıyor? Bunları araştıracağız. Uzman görüşlerini paylaşacağız. Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Arkamda iki büyük konteyner görüyorsunuz. Tırlar veya kamyonlara konuyor bu konteyner ama bu konteynerların hem savunma sektörüyle hem de geleceğin temiz enerjisiyle ilgili çok önemli bir bağı var. Düşünün, daha başında bir karakol var veya bir İHA'ların operasyon merkezi. Buralara enerji nasıl sağlayacaksınız? İşte geleceğin yeşil enerjisine birlikte bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde hedef 2030 yılına kadar mevcut otomobillerin en az yarısını elektrikli hale getirmek. Benzer bir proje Amerikan ordusu tarafından da yürütülüyor. 2027'ye kadar ordu elinde taktik olmayan araçları tamamen elektrik motorlu hale getirecek. Askeri alanda çok ciddi bir elektrikli araç pazarı oluşuyor. Örneğin General Motors şirketinin savunma bölümü en az 27 milyar dolarlık bir pazar öngörüyor. GM Defense bu konuda çok ciddi bir yatırım yapıyor. Hummer araçlarının elektriklisi için 200 kW bölü saatlik motor gücü gerekiyor. Konulacak batarya sistemi 1000 beygir güce eşit elektrik motorunu besleyecek. 10 dakika şarj ile araç 90 dakika kullanılabilecek. Bir otomobili elektrikli hale getirmek daha kolay. Ya bir tankı, örneğin Amerikan ordusunun temel muharebe tankı Abrams'ı elektrikle hareket ettirecek batarya bugünün teknolojisiyle tanktan çok daha büyük. Halen elektrikli araç Ar-Ge çalışmaları Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda da devam ediyor. Bu konuda Türkiye'nin önde gelen zırhlı araç imal eden şirketler farklı farklı teknolojiler geliştiriyor ve aynı zamanda bu teknolojilerin insansız kara araçları sistemlerinde de uygulanması öngörülüyor. Türkiye'de ise elektrikli kara araçları konusunda özellikle İKA olarak adlandırılan insansız kara araçları konusunda çok önemli çalışmalar yapılıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde Türkiye'de farklı savunma şirketleri hem elektrik çevrimi hem de sistemlerin insansızlaştırılması için önemli adımlar atıyor. Askeri araçlar için elektrik sistemlerini bu konuda önemli çalışmalar yapan Altınay grubuna ait Elektromobilite ve Enerji Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Mert Uygun anlattı. Savunma sanayi de elbette otomotivde olduğu gibi yenilikçi teknolojilerden faydalanacak. Savunmanın çok önde gittiği konular da var elbette. Elektrikli araç belki biraz geriden geliyor gibi gözüküyor olabilir. Çünkü daha güvenilir ürünleri tercih eder tabii en başta kolluk kuvvetleri. Ancak elektrikli aracın biz yerini bulacağı konuları artık aşağı yukarı görmeye başladık. Bunlar hibrit yapılar. Bir zırhlı personel taşıyıcı misal veya küçük bir tank nasıl faydalanabilir elektrikli araç teknolojisinden? En başta tatbikatlarda görüyoruz ki en büyük sıkıntı askeri araçlarda rölanti devrinde motorun tabii ömrünü hızlı bir şekilde bitirmesi. Uzun süre atıl durumda bekleyen, ancak motoru çalışır halde bekleyen bir askeri araç hem kendi personeli için tabii rahatsızlık verici oluyor, hem de çok fazla yakıt tükettiği gibi motorun da ömrünü kısaltıyor. Burada bir elektrikli motor takviyesi ve dolayısıyla bataryalı bir hibrit yapı hem sessiz çalışmaya olanak veriyor,
ilgili personel daha konforlu çalışıyor. Uzun süren tatbikat sürelerinde bu teknolojinin iyi tarafından faydalanıyor. Ve başta periyodik bakımlar olsun, işte motor ömrü olsun, bunlardan fayda sağlıyoruz. Ha, ikinci taktiksel konu ise en başta sızma harekatı diyebileceğimiz konular. İşte hedefi doğrultusunda intikal eden bir aracın işte son kilometrelerinde tamamen gensetten artık elektrik motoruna geçişi ve sessiz bir şekilde intikal etmesi. Bu da tabii aracı çok benzersiz kılıyor. Tam elektrikli değilse bile hibrit teknolojisinin hızlı bir şekilde askeri araçlara adapte olacağını öngörebiliriz. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Aselsan ile yaptığı işbirliğiyle otobüs filosunun bir bölümü elektrikli hale getirildi. Bu çalışmalara Altınay Elektromobilite Şirketi de destek verdi. Büyük araçların elektrikli hale getirilmesi, gelecekte savunma açısından atılacak adımlar açısından büyük önem taşıyor. Gerek kara araçlarında, gerek hava araçlarında olsun, askeri teknolojilerde Türkiye artık liderlik ediyor. Bu hani belki de dünyanın ilk beşi içerisine girmiş olabiliriz. Önce kara araçlarından bahsedeyim. Burada elektrikli araç teknolojisi iki yerde karşılığını bulacak. Bir tahrik sistemlerinde işte hibrit yapılar, hem dizel motorla hem elektrik motorla tahrik edilen yapılar, hem de bunların üst yapıları. Yani bir araç yine konvansiyonel olabilir ama üst yapısındaki muhtelif sistemler, iletişim sistemleri veya silah sistemleri yine elektrik gücüyle besleniyor olabilir. Yani bir batarya vasıtasıyla ana motora hiç yüklenmeden üst yapıyı besleyebilirsiniz. İnsansız kara aracı da olabilir, yine personelin kullandığı araç da olabilir. Sonuçta uygulama değişmiyor. Hava araçlarında şöyle bir kompleksite var aslında. Hava aracının hem belli bir faydalı yüke ulaşması gerekir, hem de menzilinin uzun olması gerekir. Yani daha çok belli bir irtifada seyretmesi. Bunu tümüyle bataryayla yapmak şu anda biraz zorlayıcı. Hava aracı küçülürse, insansız hava aracı, işiniz biraz daha kolaylaşıyor. Toplam yük azaldığı için. Ama araç büyüdükçe yine konvansiyonel yakıtlarla beslemeniz icap ediyor. Ama dediğim gibi hibrit yapılar artık revaçta. Yani hem konvansiyonel sistem hem de batarya grubuyla besleyebileceğiniz yapıları tasarlayıp üretmek mümkün. Yerli teknolojimiz bugün buna izin veriyor. Hala da tabii ithal etmek durumunda olduğumuz bazı alt bileşenler var. Çok kritik olanları için gerekli yatırımlar yapılıyor. Zaten basından da takip ediyoruz bunları. Batarya özelinde en önemlisi hücre. Hücrede de işte milli yatırımlar yapıldı. Belli başlı büyük üreticiler de aslında yatırımlarını hızlandırdılar. Bunun da makul bir zaman içerisinde çözüleceğini düşünüyoruz. Ama hala daha bu işin yavaş reaksiyonu hücredir. Hücrenin kimyasına, yani katot kimyasına hakim olup seri üretim reçetesini yazabildiğimiz sürece buradaki yerleştirme oranını da nispeten arttırmış olacağız. Son dönemde şirketin odaklandığı konulardan biri de konteyner içinde bir nevi büyük bir pil olarak hayal edebileceğiniz sistemler. Rüzgar türbinleri veya güneş enerjisi panellerinden üretilen elektrik burada depolanıyor. İstediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Tasarımı Altınay Elektromobilite ve Enerji Teknolojileri AŞ tarafından yapılan bu sistemler farklı alanlarda kullanım sağlıyor. Şimdi devletin şebeke altyapısını her yere götürmesini bekleyemeyiz. Ülkemizin büyük bir coğrafyası var ve zorlayıcı bir coğrafyası var. Sizin de belirttiğiniz gibi hani hem askeri operasyonlar hem doğal afetler tabii zorlayıcı oluyor. Bunu konteyner bataryayla büyük ölçüde besleyebiliriz. Şöyle ki devletin elektrik götüremediği türlü şartlardan ötürü bir bölgeye bir konteyner batarya yapısını bıraktığınızda
oradaki güçle besleyeceğiniz birçok unsuru aslında rahatlatmış oluyorsunuz. Ha, bunu sürdürülebilir olması için de bu konteyner bataryaya mesela fotovoltaik gruplar ilave edebilirsiniz. Yani hem rüzgar enerji santrali hem de güneş enerji santrali modelinde olduğu gibi bulunduğunuz bölgede de doğal kaynaklardan elektrik üretmeye ve konteyner bataryada depolamaya çalışabilirsiniz. Vakti geldiğinde, ihtiyaç hasıl olduğunda konteyner bataryadan da bu güç çekilebilir, bu unsurlara aktarılabilir. Depremde de bunun karşılığı var. Yani orada şebeke çöktüğünde veya işte yine türlü sebeplerden elektrik verilemediğinde konteynerler de doğru yerlere konuşlandırılabilir. Bunlar da ölçeklendirilebilir yapılardır. Yani illa bir 40 fit büyük yük konteyneri olması şart değil. 20 fit, onun yarısı küçük bir konteyner. Hatta özel kabin boyutlarında bizim mikro şebeke uygulaması olarak adlandırdığımız daha nispeten düşük kilowatt saatli batarya gruplarını da bu bölgelerde konuşlandırmanız çok mümkün. Bu konuda çok esneyiz. Havacılık açısından baktığımızda henüz elektrik motorları büyük yolcu uçaklarını taşıyabilecek özelliklere sahip değil. Ancak başta yakıt olarak hidrojen kullanımı hızla yaygınlaşacak. Hibrit sistemleri göreceğiz. Geçtiğimiz günlerde de paylaştığımız gibi 30-40 kişilik bölgesel uçaklar hidrojen ile test uçuşları gerçekleştiriliyor. Muhtemel gelecek 10 yıl içinde büyük elektrikli uçaklar konusunda adımlar atılacak. Kısa vadede ise elektrik motorlarını daha çok pilotsuz uçan, şehir içinde ulaşım sağlayan tasarımlar üzerinde göreceğiz. Askeri havacılıkta ise elektrik motorları halen drone sistemleri başta olmak üzere çok yoğun kullanılıyor. Pil teknolojisinin gelişmesiyle birlikte bu alanda elektrikli dronelar daha da büyüyecek. Gelecek nesil savaş uçaklarına baktığımızda daha uzun yıllar savaş uçakları ihtiyaçları olduğu yüksek hız, manevra kabiliyeti ve taşıma gücü nedeniyle normal fosil yakıtla çalışan motorlarla görev yapacak. Ancak elektrik gücü uçak üzerinde başta yeni nesil lazer sistemleri olmak üzere büyük önem taşıyacak. Bunlara güç üretecek devasa elektrik sistemleri uçak üzerinde yer alacak. Gemilere baktığımızda elektrik motorlarının kullanımı giderek artıyor. Gaz türbinlerinin yanı sıra elektrikli tasarımlar askeri gemilerde yer buluyor. Örneğin envantere giren TCG Anadolu'nun güç sistemi 5 adet 8000 kW güç üreten ana makinelerinin yanı sıra itme gücü 2 adet 11 MW'lık Siemens, 2 adet de 1500 kW'lık Brunwoll makinesine sahip. Elektrik sistemlerini anlatırken en önemli konuların başında da pil geliyor. Yüksek verimli piller aracın görev ömrünü uzatıyor. Bu konuda Türkiye'de atılmış en önemli adım Kayseri merkezli bir Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı şirketi olan Aspilsan geliyor. Kuruluşunun 42. yılında Aspilsan, lityum iyon pil üretimi için önemli bir tesis açtı. Toplam 1,5 milyar TL'lik yatırımla Avrupa'da lityum iyon şarj edilebilir 18.650 silindirik pillerin seri üretimi yapan tesis hayata geçti. Aspilsan bu konuda yatırımlarını sürdürmeyi ve ihracatını da arttırmayı hedefliyor. Evet, gelecek hem hayatımız hem de savunma sanayimiz için yeşil teknolojilerde. Bu anlattıklarımızın bir kısmı size hayal gelebilir ama gelecek beklediğinizden de yakın. Bu teknolojilere sahip ülkeler atılacak adımlarda söz sahibi olacak. Şimdiden önümüzü görmek ve çalışmak durumundayız.